Bundan önceki birçok videoda metallerden ve metalik bağlardan bahsetmiştik. Bu videoda da bu konularda biraz daha detaya gireceğiz ve alaşımlardan, başka bir deyişle metalik özellikleri olan elementlerin karışımlarından bahsedeceğiz. İsterseniz metalik özelliklerin neler olduğunu hatırlayarak başlayalım. Metaller parlaktır, öyle değil mi? Işığı yansıtırlar. Örneğin bu resimde saf demir örneği var ve gördüğünüz gibi ışığı yansıtıyor. Metaller şekillendirilebilirler ve bunu yaparken kırılmazlar, elektriği iletirler. O halde alaşımları da birden çok elementi karıştırdığımızda bu özellikleri gösteren maddeler olarak tanımlayabiliriz. Bu özellikleri nasıl göstereceklerinin de üzerinden geçelim. Metalik bağları hatırlıyorsunuz, değil mi? Eğer hatırlamıyorsanız bununla ilgili bir videomuz var. Hemen onu seyredebilirsiniz. Metalik bağlar diyordum. Şimdi elimizde demir olduğunu düşünelim. Periyodik tabloda Fe olarak gösterilir. Demir bir geçiş metalidir. Metaller birbirleriyle bağ yaparken atomlar çok elektronegatif olmadıkları için fazladan değerlik elektronu yakalamaz ve kendi değerlik elektronlarını paylaşmak isterler. Bunun sonucunda ortak bir elektron denizi oluştuğunu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Elimizdeki nötr demir atomları olsalar bile bunları bir elektron denizinde yüzen artı yüklü iyonlar olarak düşünebiliriz. Birkaç tane de elektron çizeyim. Bu elektronlar nereden geliyorlardı? Bunlar nötr atomların değerlik elektronları ve her bir demir atomu tarafından paylaşılıyorlar. Metallerin çoğunun elektriği iletiyor olmasının ya da şekil verilebilir olmalarının sebebi de bu elektron denizidir zaten. Metalin grubuna bağlı olarak örneğin birinci grup metalleri ele alalım, iyonların yüklerinin artı 1 olmasını bekleriz. İkinci grup metallerinde ya da geçiş metallerinde daha fazla değerlik elektronu olduğundan bu elektron denizindeki paylaşım daha da yüksek olur. Ve bu durumda iyonların artı 2 hatta 3 yüklü olduklarını bile düşünmek mümkün olur. Şimdi bu videoda alaşımlardan bahsedeceğiz demiştim. Ek olarak bundan önceki videolardan hatırlayacağınız özel şemaları kullanacağız. Bu şemalarda az önce bahsettiğim elektron denizlerini görmeyeceğiz ama alaşımların yapısı hakkında bize iyi bir fikir vereceklerini düşünüyorum. İsterseniz demirle başlayalım ve 2 boyutlu bir kesiti değerlendirelim. Bu kesitteki tüm demir atomları arasında metalik bağlar olacak. Elektron denizini çizemeyeceğimizi de söylemiştim. Atomların yapısının oldukça düzenli olmasını bekleriz. Buradaki dairelerden her birinin bir demir atomunu temsil ettiğini düşüneceğiz. Demir dedim ama bir alaşımdan bahsedebiliyor olmak için bir de çeliği ele alalım. Burada çelikten yapılmış bir bıçak var. Bunlar demir atomları demiştik ama bu demirin yanında bir miktar karbon atomu da olacak. Periyodik tabloyu yeniden göstereyim. Periyodik tablo üzerinde karbon demirden daha yukarıda ve sağ tarafta. Nötr demirin 26 protonu ve 26 elektronu bulunur. Nötr karbonunsa sadece 6 protonu ve 6 elektronu. Karbonun değerlik elektronları 2. kabukta yer alır. Demirin değerlik elektronları ise 4. kabukta. Bu da karbonun demirden daha küçük olduğu anlamına gelir. Karbon demirden küçük olduğu için demirler arasındaki bu boşluklara yerleşebilir. Hemen karbonları da çizeyim. Evet, işte bu şekilde. Buraya da bir tane çizelim, buraya da. Alaşımlar oluşurlarken atomların birinin yarıçapı diğerinden büyük olduğunda oluşan alaşım arayer alaşımı olarak adlandırılır. Basit karbon çeliği arayer alaşımına verilebilecek örneklerden biridir. Bir de benzer yarıçaplara sahip atomların oluşturdukları alaşımlar bulunur. Örneğin bu da pirinç olarak bildiğimiz alaşımdır. Bir saat ya da süs eşyası olduğunu düşünüyorum. Pirinç, bakır ve çinkonun birleşmesiyle oluşan bir alaşım. Buraya da pirincin yapısını koyalım. Bakın, bu şekilde. Yani benzer yarıçaplara sahip atomların oluşturduğu alaşımlara da yer alan alaşım adı verilir. Bunun için de bakırın bir kısmının yerine çinko geldiğini düşünebiliriz. Not ediyorum, yer alan alaşım. Bu noktada aklınıza bu ikisinin bir kombinasyonu söz konusu olabilir mi sorusu gelmiş olabilir. Elbette olabilir. Örneğin bu da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki panellerin fotoğrafı. Bu paneller paslanmaz çelikten yapılmışlardır. Aynı mutfakta kullandığımız bazı araçlar gibi. Paslanmaz çeliğin buradaki basit çelik gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak burada çelik ve karbona ek olarak bir miktarda krom bulunur. Bunun çizimini de göstermek istiyorum. Evet, bu paslanmaz çelik. Örneğin bu demir olsun. Kromu da kırmızıyla göstereyim. Kromun atom yarıçapı demirin atom yarıçapına benzerdir. Tam olarak aynı değildir tabii ama oldukça yakındır. Bu da krom olsun. Bu da. Şimdi bu alaşımda eğer sadece çelik ve krom olsaydı bu bir yer alan alaşımı olurdu. Ancak az önce de söylediğim gibi bu alaşımda karbon da var. Karbonun yarıçapının daha küçük olduğunu görmüştük. Evet, karbon da bu aralara yerleşecek. Buraya da çizeyim, buraya da. Bu alaşım hem yer alan hem de ara yer alaşımı. Son olarak belki aklınıza bir soru daha gelmiş olabilir. Karbon ve çeliği bu şekilde birleştirmek kimin aklına gelmiş olabilir? Bir metal karışımına eklenecek çok az miktarda karbon, alaşımın özelliklerini büyük ölçüde değiştirebilir. Örneğin, bir alaşım olan çelik demirden çok daha dayanıklıdır. Paslanmaz çelik ise içine krom eklenmiş olmasından dolayı aşınmaya karşı basit çelikten çok daha dayanıklıdır. Bu video sayesinde umarım metaller ve alaşımlar hakkında yeni şeyler öğrenmişsinizdir.